Selamlar, selamlar, selamlar deyip işe koyuluruz hemen. Bugün size Doktor Rızar Kanin ya da Shark'ın Mog Creatures modunun nasıl yüklendiğini anlatacağım. Bazı arkadaşlar daha önce de belirtmişler, işte kolay yüklenme yöntemleri varmış. Açıkçası umurumda değil. Benim bildiğim yöntem bu. Modun yapımcısının anlattığı yöntem bu. Ve o yüzden bu şekilde anlatacağım size benim bildiğim, çalıştığına emin olduğum yöntemle. Şimdi burada aşağıya gelince hemen Download the Mod diye bir bölüm var. Bu linki bu arada description'da videonun altındaki kutucukta bulabilirsiniz ki her videomun altında da var bu link zaten. Birincisi Mog Creatures Mod. 4 tane dosyaya ihtiyacımız var. Mog Creatures Mod dosyası, Forge Client dosyası, Gaio API dosyası ve Custom Mob Spawner dosyası. Ben de nasıl yüklendiğini bilmiyorum tam olarak. Ezberimde değil. How to install Mog Creatures diyor. Buraya tıkladım. Evet, install Forge. Hemen nasıl, ha, hepsine başlamadan önce, hiçbir şeye başlamadan önce yapmanız gereken bir şey var. Öncelikle Minecraft'ı açacağız. Options diyeceğiz. Burada Game Location var. Buraya tıkladığınız zaman oyunun yüklü olduğu yer açılır. Buraya geleceğiz. Bin dosyasına gireceğiz. Ondan sonra Minecraft jar'ı sileceğiz. Minecraft.jar dosyasını sileceğiz. Bu size temiz bir Minecraft verir. Tekrar Options'a tıklayacağız. Force Update diyeceğiz. Done diyeceğiz. Login'e basacağız. Kendisi dosyaları bize indirecek. Bu size tertemiz, sıfır bir Minecraft yüklemeniz konusunda yardımcı olur bu yaptığımız. Evet. Şu anda yüklendi. Devamına bakmamıza gerek yok. Hemen çıkıyorum. Tekrar açıyorum Minecraft'ı. Options, Game Location'a tıklıyorum. Evet, şimdi elimizde yeni bir tertemiz, hiç ellenmemiş bir Minecraft jar var. Şunu bir kenara koyuyorum. Önce diyor, sırayla yapın. Kafa karıştırmayın. Minecraft Forge yükleyeceğiz. Bunu yapmak çok basit. Minecraft jar'ı açıyorum. Bunu açabilmek için normalde böyle açılmaz. Bunu açabilmek için WinZip, WinLAR, 7Zip gibi programlarınızın olması lazım. Sağ tuş basın, özelliklere girin. Burada birlikte aç yazar. Değiştire basın. Oradan WinLAR'ı seçin. Okey deyin, okey deyin. WinLAR'la açılmasına izin verecektir bu şekilde. Açtık bunu. Bu şöyle bir kenarda dursun. Şöyle biraz aşağı kaydıralım. Burada Minecraft Forge dosyam var. Herhangi bir yere tıklayıp Ctrl A'ya basıyorum. Hepsini seçiyorum ve direkt buraya aktarıyorum. Okey diyorum. Evet, Minecraft Forge'u yükledik şu anda. Install GUI API. API'yi kuracakmışız. Hemen onu da kuralım. Minecraft'ımız açık. Burada Minecraft jarımız. API'yi açtık. Yine Ctrl A ile hepsini seçtim. Ve bunu da içine atıyorum. Okey diyorum. Okey. Şimdi ne diyor? Delete meta-inf. Bu çok önemli. Kafa karıştırmasın diye API'yi kapattım. Minecraft jarın içinde MetaInf diye bir klasör var. Bunu delete'e basarak siliyorum. MetaInf'i sildim. Şimdi ne diyor? Çık bundan. Minecraft jarla işimiz bitti. Bin'den geri dönüyoruz Minecraft klasörüne. Burada bir daha mı geri dönüyoruz? Yok. Mods diye bir klasör var. Buraya da Doktor Shark'ın Mog Creatures modunu ve Custom Mob Spawner'ı, İkisini de zip halinde açmadan indirdiğiniz şekilde hiç ellemeden atıyorsunuz. Ondan sonra diyor bitti. Bu kadar yani. Yapmanız gereken ekstra bir şey yok. Oyunu çalıştırıp rahatça Mog Creatures'ı oynayabilirsiniz. Şu an yüklemiş oldum. Umarım yardımcı olmuştur. Lütfen komentler altında işte şu programla daha kolay, bu programla daha kolay diye yorumlar yapmayın. Basit bu da yani ve temiz ve garanti. Tekrar
Tabii ki her zaman için Minecraft jarınızı silmeden önce yedeklemeyi öneriyorum. Bir sorun çıkarsa diye. Yedeğini alın başka bir yere koyun. O şekilde yapın. Bir sorun çıkarsa yedeğini geri atarsınız falan filan. Olay bu kadar basit.